Aslında dosya üzerinde gizlilik kararı var. Sayın savcının ricası olmasaydı izin vermezdim. Evet. Şimdi müsaadenizle Ilgaz Kaya'nın odasında arama yapılacak. Ardından da evinde. Öncelikle bildirmek isterim ki ben de eşlik edeceğim. Hay hay, hakkınız. İkincisi, Ilgaz Kaya'nın anlaştığı ve rüşveti aldığı iddia edilen Hilmi Yozbağ'ın ve avukatı Yekta Tilmen'in ifadelerinin alınmasını talep ediyoruz. Tabii ki kendilerini dinleyeceğiz zaten. Merak etmeyin. Savcılık ifadesini pas geçiyoruz. Müvekkilim sadece hakime ifade vereceğini belirtti. O halde bir an önce işimize koyulalım. Varsa bir hata tez elden düzeltilsin. Nerede savcının odası? Bu tarafta Sayın Savcı. Komiserim hazır buradayken sizin de bilginize başvuralım. Hep yan yanaydınız Ilgaz Savcı ile. Belki bir yardımınız dokunur. Şüpheli gördüğünüz her şeyi toplayın. Evrak, defter, kitap, herhangi bir eşya, ne bulursanız. Bilgisayarı dedim. Emir anlaşıldı savcı. Ilgaz savcım da sanata bayağı meraklıymış. Efendim Derya. Ceylin neredesiniz? Ya bir döndüm arkama hiçbiriniz yoksunuz. Mezarlığa gelmek üzereyim ben. Yolda mısınız? Hayır, adliyedeyim. Ilgaz'ı gözaltına aldılar. Ne? Ne diyorsun Ceylin? Bizden birini nasıl gözaltına alabilirler? Savcım, şuna bakmanız lazım. Kapatmam lazım Derya, konuşuruz. Ne oldu, ne buldunuz? Nedir o, öğrenebilir miyim? Ilgaz Kaya'nın para transferi için bankaya yolladığı talimatın aslı. Metin Kaya, Çınar Kaya, Merdan Kaya. Akrabalarınız. Görebilir miyim? Islak imzalı. Muhtemelen bu bilgisayarda tarayıp öyle yolladı bankaya. Mail yoluyla. Müvekkilim koymadı bu evrağı buraya. Bunu da delil dosyasına ekleyelim. Aramaya devam. Koridordaki kameraların incelenmesini talep ediyorum. Odaya Ilgaz Kaya haricinde girenler tespit edilsin, ifadeleri alınsın. Ondan sonrasına bakarız zaten. Tamam avukat hanım. Talebiniz dikkate alınacaktır. Ama bunları biz de biliyoruz zaten. Siz talep etmeseniz de bu deliller toplanacak. Sayın Başsavcım, benim odadaydık emniyette. Yani ben kaçakçılık şubeye geçeceğim. Polisleri çekeceğim. Yani onların istediğini yapıyor gibi görüneceğim dedi. Ama tabii başka ekipler dikeceğim başına dedi. Peki siz yanında mıydınız kaçakçılık şubedeyken? Hayır. Şifaya niyet belirtti, yani tanık değilsiniz. Yanında değildim, evet. Gitti sonra? Sonra işte gitti, dediklerini yaptı. Adresi, bilgiyi aldı. Tetikçiyi de bu sayede yakaladık zaten başsavcım. Siz de oradaydınız. Peki bu yapmayı planladığı operasyon, hani sevkiyatın bugün yapılacağını düşünüyor ya, o ne aşamadaydı komiser? Yani operasyon? Yani ben cinayet bürodayım. Ayrıntısını bilmiyorum sayın başsavcım ama Ilgaz savcının peşini bırakmadığından eminim. Hayır, acısı büyük, anlıyorum. Yani saat 11:30 oldu. Eğer bu gözaltı durumu olmasaydı biz şu an mezarlıktaydık. Defnettik, geldik vesaire. Saat oldu 2. Yani ilgilenecek zamanı yokmuş ya da zaten olmayacakmış. Neyse, şu arama işi bitsin. Ne bulduk bakalım.
Ilgaz'ın iddia ettiği gibi mi değil mi onu bir anlayalım. Eğer dediğin gibi görüşmelerde eşlik etmediysen senin de bir işimiz olmaz. Ama yine de gerekirse hesaplarını incelemeye alabiliriz. Ve ifadene de başvurabiliriz. Çıkabilirsin komiser. Emir anlaşıldı başsavcım. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Şey, sayın başsavcım. Müsaadeniz olursa bir durum arz edebilir miyim? Tabii. Başsavcım, bizi dün tanımadınız. Daha önce de hakkımızda bir iftira atıldı. Üstelik soruşturmayı da siz yürüttünüz. Alnımızın akıyla da çıktık çok şükür. Hatta kendiniz bizi adliyenin önünde övdünüz. Yanlış anlamazsanız bu şüphe neden başsavcım? Komiser, en büyük günahkarlar da bir zamanlar masumdu. İnsan çok çaresiz bir varlık. Yani sizin nesiniz icabı daha çok görmüş, öğrenmiş olmanız gerekir ki en ummadıklarımız, yapmaz dediklerimiz suçlu çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ortada bir iddia var. Ben de o iddianın tam ortasındayım. Her açıdan bakıp suç var mı, yok mu onu görmeye çalışıyorum.